CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası görüşmesi. Bu görüşme ne zaman gerçekleşecek? İki tarafta yeşil ışık yaktı. Ancak şu vurgu var, gündem yoğun, hazırlıklı görüşmeye gitmek lazım diye. Barış Roster Hoca'dan başlayalım. Öncelikle şöyle soracağım. Bu aslında çok önemli bir gündem. Tartışıyoruz, konuşuyoruz ama asıl olması gereken de bu, değil mi? Buradan başlayalım isterseniz. Buyurun hocam. Elbette, bunu geçen hafta da konuşmuştuk Cansu Hanım. Yani normal bir ülkede, demokratik bir ülkede bu zaten olması gerekendir. Ülkenin iki büyük partisinin hani parlamenter sistemden kalan kavramı, terminolojiyi kullanırsak eğer, ana muhalefet partisiyle iktidar partisinin liderlerinin, ki biri Cumhurbaşkanı aynı zamanda Sayın Erdoğan, görüşmesinden, ülkenin meselelerini, dünyanın gidişatını konuşmasından daha doğal ne olabilir? Yani dolayısıyla garip olan onların görüşmesi değil, garip olan onların görüşmesinin bu kadar önemli bir haber konusu olmasıdır. Elbette görüşecekler. Elbette görüşmeleri zorunludur zaten. Mecburdurlar görüşmeye. Türkiye'nin iyiliği adına, Türk milletinin bekası adına zaten görüşmek zorundadırlar. Ama elbette şimdi seçimlerden önceki iklimle seçimlerden sonraki iklim farklı. Yani ne Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerden önceki Cumhuriyet Halk Partisi, ne de Adalet ve Kalkınma Partisi seçimlerden önceki Adalet ve Kalkınma Partisi. CHP daha moralli, daha iddialı, daha özgüvenli. Buna mukabil Adalet ve Kalkınma Partisi ise ilk kez iktidarda bulunduğu süre içerisinde 18. kez gittiği sandıkta ilk kez ikinci olmanın, ben deyin moral bozukluğunu, siz deyin şaşkınlığını, hacı desin can sıkıntısını yaşıyor. Dolayısıyla bu iklimde iki lideri bir araya gelmeye zorluyor. Bu iyi de bir zorlama ayrıca. Bu milletin, devletin, cumhuriyetin... Artık siyaset mi bu görüşmeyi gündeme getirdi? Geleceği adına normalleşmesi adına Türk demokrasisinin, Türk demokrasinin altını çizerek söylüyorum, normalleşmesi bu doğru. Ha, elbette bu gündemli olacaktır. Hangi konuların ele alınacağı elbette İki liderin A takımı tarafından, kurmay heyeti tarafından daha evvel saptanacaktır. Bu doğaldır da. Yani sonuç olarak iki yakın arkadaşın muhabbetinden bahsetmiyoruz. İki siyasal parti genel başkanının ve üstelik uzunca bir zamandır birbirlerini hayli hırpalayan, hayli örseleyen laflar eden, çok sert laflar eden iki siyasal partinin genel başkanlarının buluşması çok normaldir. O konu, buluşmada da hangi konular? Ekonomi, Rusya, Ukrayna, İsrail'in Gazze'deki vahşeti, seçimler, anayasa değişikliği, parlamento aritmetiği vesaire vesaire. Orada da kimi konu başlıklarının, ben deyin 5, siz deyin 10, daha evvelden saptanması ve liderlerin, genel başkanlarında o konu başlıklarına hazırlanarak o görüşmeye katılmaları son derece normaldir. Türkiye için, Türk demokrasi için olması gereken de zaten budur. Peki Hacı Yakışıklı eski başkanlara soracağım dedi. Ne der eski başkanlar Özgür Özel'e? İsabetli bir karar mı yoksa yanlış mı yapıyorsun der. Bu sorma meselesi nasıl yansır? Bir de tabii ki bu görüşmedeki önemli başlıklar, kulis bilgilerinde konuşulanlar ne? Ankara gazetesi olarak sana da sormak istiyorum. Şöyle, burada bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, yani Türkiye'nin iki büyük siyasi partisinden bahsediyoruz. Farklı düşünce ve politikalar içerisinde olabilirler. Hatta bu politikalar çok derin ayrışma noktaları da oluşturabilir. Ancak iki liderin konjektürel bir görüşme içerisinde değil de daha uzun vadeli, Barış Hocam'ın dediği gibi, hani seçim sonrası oturalım, bir görüşelim, bir çay kahve içelim, gidelim, sonra yine ayrı ayrı devam ederiz şeklinde değil de bu görüşmelerin rutin olacak şekilde. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı nasıl Devlet Bahçeli ile ayda bir konutunda görüşüyor. Bazen külliyede görüşülüyor. Özgür Özel'in de Cumhurbaşkanı ile dönem dönem külliyede görüşmesi uygundur. Sürdürülebilir olur mu? Hatta siyasi, bence bunun iki görüşmeden sonra bozulur diyenler var. Onu zaman gösterecek. Yani şimdi bozulur mu bozulmaz mı noktasına baktığımız zaman bunu zaman gösterecek. Ben iki liderin de ilk görüşmesinin bence Türkiye siyaseti adına da olumlu olacağını düşünüyorum. Ya şurada diretmemek lazım. Efendim işte Kemal Kılıçdaroğlu döneminde şöyleydi.
O zaman işte bunlar oluyordu. Arada dem vardı, şu vardı, bu vardı diyerek bence Türkiye'ye bir şans vermek lazım. Türk siyasetine bir şans vermek lazım. Türk demokrasisine. Siyasetinde, niye Türk siyasetinde mesela yeni bir sayfa açılamasın ki? Yani bu şu anlama gelmesin. Efendim Özgür Özel biat etti mesela denmesin. CHP'liler şunu demesinler. Efendim hani külliyeye gitmiyorduk. Hani burayı kabul etmiyorduk. Hani burayı kapatıp eğitim merkezi yapacaktık da Çankaya'da. Bu ideolojik ayrımı CHP'nin bırakması lazım. Hı hı. Yani CHP külliye mi Çankaya mı ayrımını bırakması lazım. Kaldı ki bugün Çankaya devlet tarafından kullanılan bir mekan. Külliye de devlet tarafından kullanılan bir mekan. Siz gelirsiniz ikisini yine devlet mekanı olarak. CHP'nin bu inattan vazgeçmiş olması, yani Özgür Özel'in gidiyorum külliyeye demesi olumludur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşebiliriz, davet edeceğim demesi olumludur. Bunun sürdürülebilir olması da Türk siyasetinde yeni bir sayfa. Kimse de AK Parti'ye şunu demesin. Efendim işte bak seçimlerde biraz geriye düştü, geriye düşünce mi böyle oldu demesin. Ne CHP'ye laf edelim, ne AK Parti'ye laf edelim. İki genel başkanı ben sürdürülebilir bir şekilde hiç anlaşamasalar da. Dış politika hiç mi anlaşamadınız? Hmm. Mutlaka bir araya gelin. İç politika konuları mutlaka bir araya gelin. Her iki liderin görüşmesi, hatta bu görüşmelerin zaman içerisinde üçlü, dörtlü olacak şekilde gerçekleşmesi lazım. Çünkü ne olursa olsun biz CHP'yi sevelim sevmeyelim. AK Parti'yi sevelim sevmeyelim. Her siyasi parti, mecliste grubu bulunan her siyasi parti ülkeyi yönetmeye talip ve en yakın partilerdir. Dolayısıyla burada bu partilerin birbiriyle görüş alışverişi yapması Türkiye siyaseti adına olumlu. Son söz, ya biz sokakta alışveriş yaptığımızda, bir dükkana girdiğimizde hangi partiye oy verdin diye sormuyoruz. Ya da herhangi bir siyasi partiye oy vermiş bir kişiyle bir yerde tevafuken karşılaşıyorsun ve sohbet etmeye başlıyorsun. Yani bunda bir sıkıntı yok. O yüzden genel başkanların da düzenli ve sürekli görüşmesi lazım. Bir kereye mahsus kalmaz. Sürdürülebilir bir hal alırsa Türkiye siyaseti yeni bir sayfa açmış olur. Pekala. Buraya bir ek yapayım sadece. Grup toplantılarında genel başkanlar kendi partilerine, milletvekillerine daha orayı birleştirmek için daha sert eleştiri yapabilirler. Sayın Cumhurbaşkanı yaptı. Sayın Özgür Özel de yaptı. Ama bu eleştiri sadece orada kalır. Yani siyaset bu. Yan yana geldiklerinde bu gerginlik tamamen diplomasiye ve siyasete yönelik bir yumuşama devam etmelidir. Özgür Özel de bunu isteyecektir. Sayın Cumhurbaşkanı da bence o kutuplaşmayı kaybettirdiğini gördüğü için o yumuşamayı sürdüreceğini düşünüyorum ben de. Peki yani Şaban Sevinç, Can tabii sana geleceğim bu turda ama Şaban Sevinç şimdi sürdürülebilir olması üzerinde durduk. Bir de kazanan Türk demokrasisi olur. Orası şüphesiz ki. Ama külliye karşıtı tutumuyla aslında Kemal Kılıçdaroğlu daha çok hatırlanıyordu. Özgür Özel de eski genel başkanlara danışacağım dedi. Bu danışma sonucunda bir fikir değişikliği olur mu? Kemal Bey nasıl bir görüş bildirir ve tabii ki sürdürülebilir bir görüşme olacak mıdır sizce bu? Evet. Teşekkür ederim Cansu Hanım. Şimdi tabii Özgür Bey eski genel başkanlarla hani Cumhurbaşkanı'yla yapacağı görüşmeyi istişare edeceğini söyledi. Onların fikrini alacaktır. Sonuçta tabii kendi bildiğini, kendi doğru bulduğunu yapacaktır. Kaldı ki ben hani eski genel başkanların da ya işte hani külliyeye gitme falan diye bir telkinde bulunacaklarını zannetmiyorum. Yani Murat Karayalçın da böyle bakmaz. Hikmet Çetin de böyle bakmaz. Altan Öğmen de böyle bakmaz. Ha, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da öyle bakacağını zannetmiyorum. Çünkü artık hani o şey aşıldı. Bence de öyle bakmak da artık yanlış. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu külliye şeyinden kurtulması lazım. Sonuçta orası yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırdı orayı. Milletin Cumhurbaşkanlığı'nın yeni mekanı diye maalesef yaptırdı. Yani keşke yaptırmasaydı. Hani Çankaya Köşkü de devam etseydi. Ama yaptırdı artık ve üzerinden birçok seçim geçti ve millet de onayladı onu yani. Öyle bakmak lazım ve sonuç itibariyle bu milletin vergisiyle, bu milletin hazinesinden yapılmış. Milletin bu yapması. Devletin bir binası, devletin bir mekanı ve devlet şu anda orada yönetiliyor mevcut Cumhurbaşkanı tarafından.
Yarın işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiğinde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi isterse Çankaya Köşkü'ne taşıyabilir Cumhurbaşkanlığı. Bunun önünde bir engel yok. Ama hani bu şeyden artık kurtulmalı. Yani Erdoğan orada çalışmak istiyorsa çalışsın yani. Özgür Özel de CHP'de devletle temas edeceği zaman, Cumhurbaşkanı'yla görüşeceği zaman elbette Cumhurbaşkanı'nın olduğu mekanda görüşecek. Dolayısıyla hani bir Beştepe şeyi artık olmamalı diye düşünüyorum. Bir. İkincisi bu görüşmenin ya başlı başına bu mesajların verilmesi ya önce Beştepe eleştirileri artık muhalefette son bulmalı diye düşünüyorum. Ben son bulmalı diye düşünüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Hatta orada bir kütüphane binası da var. Ben geçtiğimiz işte aylarda o kütüphaneye birkaç kere gittim. Üniversite yazılanan oğlumu işte gitmişti, onu almak için gittim. Orada binlerce öğrenci çok güzel bir atmosfere ders çalışıyorlar. Çok çok da güzel bir kütüphane. Onu da söyleyeyim yani Cumhurbaşkanlığı için Millet Kütüphanesi denen yer gerçekten çok güzel bir kütüphane olmuş. Çok beğendim yani ve binlerce çocuk öyle çok nezih bir ortamda ders çalışıyorlar. Yani hoşuma da gitti aslında o atmosfer. 24 saat açık. 24 saat açık. Çocuklara işte oraya gelen hani o ders çalışan kütüphaneden yararlanan çocuklara ücretsiz çay kahve servisi, hatta işte çorba servisi de yapılıyor filan. Yani çok güzel bir atmosfer. Hani Cumhurbaşkanlığı'nın öyle bir uzantısı olması da çok anlamlı gerçekten. Yani işte hani memleketin, ülkenin çocukları okuyan çocukları, okumayanlar da gidebilir tabii ama daha çok tabii okuyanlar gidiyor kütüphaneye. Orada bakıyorsun böyle işte bir özgür ortamda, rahat bir ortamda medenice şey yapıyorlar, hani çalışıyorlar falan. Home o office çalışanlar da gerçekten gidiyor. hoş bir atmosfer yani. Ben o atmosferi ve kütüphaneyi beğendim o yönüyle. Yani şeye gitmedim, Beştepe'ye gitmedim. Yani yolum düşmedi, çağırma. Davet de edilmedim. Edilirsem belki çağırırım. Ama bence o akreditasyonlar da artık Beştepe'de değişmeli. Cansu Hanım şunu da söyleyelim. Şu eleştirimizi de yapalım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Bugüne kadar mesela kendi cephelerinden muhalif diye gördüğü hiçbir gazeteciyi oraya davet etmediler. Artık o kırılmalı. O da kırılmalı. Yani ben Cumhurbaşkanı'nı eleştirebilirim. Hiç 29 Ekim resepsiyonlarına falan davet edilen olmadı mı ya? Daha açılım yapılıp. Resepsiyona çok kişi geldi. Yok dediği doğru. Yani muhalif basından davet edilen çok az oldu. Biz Cumhurbaşkanı'nı akredite değiliz.